Venezuela'da iktidarla muhalefet bir yıl sonra anlaştı. Devlet Başkanı Maduro yeniden başlayan müzakereler için yeni bir sayfa dedi. Amerika Birleşik Devletleri de bu anlaşmanın ardından Venezuela'ya getirilen bazı petrol yaptırımlarını hafifletti. Evet. Güney Amerika ülkesi Venezuela'da 2018 seçimlerinden sonra patlak veren siyasi krizin ardından yeni sayfa açıldı. İktidarla muhalefet bir yıl sonra tekrar masaya oturdu. Taraflar arasında anlaşma sağlandı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümette muhalefetin oluşturduğu üniter platform arasındaki müzakere süreci bir yıl aşkın süredir dondurulmuştu. Yarım kalan müzakereler Meksika'da yeniden başladı. İktidar ve muhalefet temsilcileri Dışişleri Bakanı Ebrard ve Norveç Arabuluculuğunda bir araya geldi. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Programı çerçevesinde anlaşmaya varıldı. Anlaşmayla taraflar, yoksullar için sağlık, gıda ve eğitim programlarını finanse etmek için Birleşmiş Milletler tarafından yönetilen bir fon oluşturma konusunda uzlaştı. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi anlaşmaya destek için Venezuela'ya yönelik bazı petrol yaptırımlarını hafifletti. Devlet başkanı Maduro, anlaşma için yeni bir sayfa açıldı. Bu anlaşma Venezuelalıların barış ve esenliği için ifadelerini kullandı. Venezuela'nın yurtdışı hesaplarındaki milyarlarca dolar, ABD Başkanı Donald Trump döneminde getirilen yaptırımlar kapsamında ABD ve Avrupa bankaları tarafından dondurulmuştu. Birleşmiş Milletler'e göre Venezuela'daki yüksek enflasyon, gıda ve ilaç kıttığı nedeniyle bu yıl 7,1 milyondan fazla Venezuelalı ülkesini terk etti. Diğer Latin Amerika ülkelerine veya Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ettiler.